Lydia. Dış borç ödemeleri iptal edilmiştir. Yıllarca ülkemizi yoksullaştırmış, halkımızın ekmeğine, aşına el koymuş olan uluslararası finans tekerlerine bundan sonra tek kuruş aktarılmayacaktır. Emperyalizmin tefecilik örgütü IMF'nin Türkiye bürosu kapatılmış ve bu kurumla yapılan bütün anlaşmalar tek taraflı olarak feshedilmiştir. Daha önceki iktidarların emperyalist ülkelere söz verdiği 150 milyar dolar halkımızın eğitim ve sağlık gereksinimleri için harcanacaktır. 2. İç borçlar silinmiştir. Sosyalist iktidarımız yaklaşık 450 katrilyon liralık bir iç borç devralmış. Ne yapacaklardı? Bu miktarın bekleyeceklerini mi sanıyordun? Devletin büyük sermaye sahiplerinden aldığı fırsat onlarda. Ellerinden geleni atlarına koymayacaklar. Patronlara parayı kredi olarak ucuza vermiş ama aynı patronlardan yüksek faizli nasıl olur almıştır. Anlamıyorum. Fabrikalar geri ödemesi kesin. İnsanlara iş verdik. Kimseyi aç bırakmadık. Ya da özel şimdi başımıza çıkıyorlar. Olarak çalışan vatandaşların banka ve benzeri finans kuruluşlarına olan gerçekten borçları bu ülkeye neler oluyor anlayamıyorum. Bu tür borçlara bağlı olarak başlatılmış olan bütün icraatı neyini anlamıyorsun Necla? Neyini? 4. NATO'dan çıkılmıştır. Bu çapulcular mı yönetecek şimdi bu ülkeyi? NATO, bunlar yolda yürürken, düz yolda yürürken bile yollarını kaybederler be. Halklar arasında düşmanlığı körüklemektedir. Şimdi biz de her şeyimizi bu ayak takımına bırakıp gidelim. Ah neyi? En kısa sürede aydınlatılacak, gizli belgeler. Zaten hep hayran olmuşumdur senin fikirlerine. Bütün ABD üstlerine el konmuş ve silahlı kuvvetlerimizin denetimine sokulmuştur. İstiyorsan kal be kadın! Seni zorla mı götürüyorum? Ülkelerle yapılan ve Türkiye'nin çıkarlarıyla bağdaşmayan bütün anlaşmalar iptal edilmiştir. Gümrük Birliği Anlaşması feshedilmiş, ülkemizi bütünüyle emperyalist Avrupa'ya... Şunu kapatabilir misin artık? Avrupa yeterince dinledik. Süreci durdurulmuş. Kapatamam. 6. İstiyorsanız inin başka taksiye binin. Tüm madenler, dış ticaret ve bankalar devletleştirilmiştir. İnsanın insanı sömürmesine dayanan ekonomik sistem belli bir plan dahilinde tamamen ortadan kaldırılacak. Eşitsizlik ve adaletsizliğin ekonomik kaynakları kurutulacaktır. 7. Konut ve barınma sorunlarının çözümü için bir büyük plan hazırlanacaktır. Bu plan açıklanana kadar herkes oturduğu evin sahibidir. İnsan sağlık ve onuruna uygun olmayan evlerde oturanlar bir yıl içerisinde yeni evlere taşınacaktır. Yıllarca çalış, uğraş, biriktir. Şimdi bunlara bırak git. Oh ne ala, ne güzel. 8. Neler yaptık şu ülke için? Neleri feda ettik? Şimdi düştüğümüz durumlara bak. Bir suçlu gibi kaçıyoruz. Bedelsiz olarak öğrencilerin ne yapalım? Sen söyle ha? Ne yapalım? Her tür sağlık kalıp da bizi hapse tıkmalarını mı bekleyelim? İyi de biz ne kötülük ettik? Niçin atacaklar bizi hapse? Ne yaptık anlamıyorum. Her şeyimizi verdik bu ülke için. Şimdi başımıza gelenlere bak. İyi ya. Verdin, aldın, ettin, bitti. Gidiyoruz artık. Yine de ben hiçbir şey anlamadım bu işte. Onca yıldır dişimizi tırnağımıza takıp biriktirdiğimiz servetimizi şimdi 3-5 komüniste bırakıp nasıl gideriz? 11. Gerçekten biz nasıl bu hale geldik? Ne oldu? Hala anlayamıyorum. Necla! Yeter artık! Kes! Lütfen yeter! İkinize de yeter be! İnin aşağı! Ne inmesi be? İnin! Uğraşamam sizinle gece gece. İyi de nasıl inelim? Araba gidiyor. Dur da inelim o zaman. Araba gidecek. Araba durmayacak. Yoluna devam edecek. Ama siz ineceksiniz. Sosyalist iktidar işsizliğin tarihe gömüldüğünü ilan eder. Çocuk emeği yasaklanmıştır. Haftalık iş saati 40 saati geçemez. Yeni yönetim haftalık iş saatinin önce 35 saate, sonrasında 30 saate düşürülmesi için hazırlıklar başlamıştır. Thank you.
ortalama işçi ücretinden yüksek olamaz. 14. Kadınların toplumsal yaşama özgürce katılmasına sorunlar kurtulacak, toplumsal yaşama sağlanacak, kadınlara dönük ayrımcılık ve şiddetin sona erdiği için radikal adımlar atılacak. 15. Ölçü, militarist, faşist... Erol! Al yak bir tane. Yok yok. Yok abi. Şimdi içmeyeceğim. Su var mı arabada? Var var. Ah. Sağ ol. Sen de sağ ol. Erhan. Sana bir şey diyeceğim ama korkuyorum. Niye korkuyorsun ki? Ne diyeceksin? Dediğime diyeceğime pişman eder. Bir manyaklık edersin diye korkuyorum. Sen bir söyle bakalım. Ne diyeceksin ki? Söz ver la dellenmeyeceğine. Of. Söyle bakalım ne diyeceksin ya? Söz ver la. Of tamam söz ya. Söz. Akşamleyin teyzesigil Elif'lere gideceklermiş. Gitsinler. Hep gitmiyorlar mı? Gidiyorlar. Yok. Bu sefer öyle değil. Elif'i Hüseyin'e, teyzesinin oğluna vereceklermiş. Hüsnü Hatun'a söylemiş Elif'in anası. Sen ne diyorsun ya? Mehmet Ağa tutturmuş elin oğluna topraklarını yedirmem diye. Ay sıçayım o Mehmet Ağa'nın da toprağına. Ne arıyor lan? Elif'i bulmam lazım. Ne oldu, ne var? Akşama seni istemeyi mi geleceklermiş? Ne bileyim ben? Yahu Elif ne demek ne bileyim ben? Sen ne yapmaya çalışıyorsun, sen delirdin mi? Teyzen oğlunu mu bilmek istiyorsun sen ya? Adam olaydın da seninle evleneydim. Ya yetti artık yıllardır be. Yok fabrika kapandı, yok inşaat battı. Babam kafaya koymuş, verecek beni Hüseyin'e. Bak, ya bir yolunu bul, gel al beni. Ya da git daha bir daha da çıkma karşıma. Huzursuz etme beni. Neyse bahtım onu yaşarım ben de. Rahat bırak beni. Elif. Allah Allah. Selamünaleyküm Necmi amca. Aleykümselam. Ya sen şu Ömer abi gördün mü? Hangi Ömer'i? Komünist Ömer mi? He, komünist Ömer. Gördün mü? Netçen onu. Ya sen ne yapacaksın benim netçemi ya? Gördün mü, görmedin mi? Sen o deyiver bayağı. Kahvededir herhalde, baksana. Ne celalleniyorsun hemen? Tamam. Allah Allah. Manyak bu be. Babası kılıklı. Öyle derler tabii. Koca iteri buluyordu, durma ha, saldırıyor sana. Ömer abi. Ne var? Ya seninle bir konuşacak. Niye ki ne? Ya bir dışarı geldi konuşacak ya. Ya siz hani bu Apuştun elinden topraklarını alacaktınız, he? Orada çiftlikler kurulacaktı, insanlar birlikte çalışacaktı, birlikte üretecekti. Ne oldu? Hani ne oldu? Kolay mı oğlum bu işler öyle? Koskoca ülke değişiyor.
Hem senin bu merakın nereden geliyor? Düne kadar ortaklaşmaya karşıydın. Ya sana ne benim hevesimle mevesimle arkadaş. Sen beni dinlemiyor musun? Bu işin akşama kadar hallolması şart. Oğlum deli misin sen? Bir günde hallolur mu iş? Olacak. Bu sefer bir günde hallolup bitecek bu iş. Yoksa ben yanarım, mahvolurum, telef olurum ya. Niye yanıyorsun sen? Bak Ömerciğim, Ömer abi. Sen beni anlamıyorsun galiba değil mi? Bak ben sana ne diyorum? Ya bir el atalım, şu işi birlikte halledelim diyorum sana ya. O zaman git ilçe tarım komitesine. De ki, ben düne kadar solculara sövdürdüm, saydırdım. Şimdi kıçım tutuştu. Bana ortaklaşma lazım. Ha? Sen şimdi böyle mi diyorsun? Böyle diyorum. İyi bu. Sen mi kırdın camı? Evet ben kırdım, ne olacak? He ne olacak? Hani siz bizim köye geliyordunuz arkadaş? He? Toprakları birleştirtiyordunuz. Orada çiftlikler kuruluyordu. Millet birlikte çalışıp birlikte kazanıyordu. Ne oldu? Oğlum manyak mısın sen? Ne diyorsun ya? Toprağı olmayan kalmayacakmış da bilmem ne olacakmış da herkes birlikte çalışıp üretecekmiş de. Yet işine ya. Yapıyoruz ya. Ne yapıyorsunuz be? Neden bizim köye hala sıra gelmedi? He? Aynı tas aynı hamam. Ya akşamdan sabah olacak işler değil ki bu işler. Bu işin planlaması var, hukuku var. E zamanı gelince sizin köye de geleceğiz. Ne zaman geleceksiniz acaba? Ne zaman? Ne zaman? Ben Elif'i tamamen kaybettiğim zaman mı? Elif kim ya? Ya akşam kızın babası, tamam mı? Sırf topraklarını böldürtmemek için teyzesinin oğlunu evlendiriyor kızı ya. Onun poş babası. Sen gel içeride konuşuruz. Vallahi. Gel. Bak haberin olsun. Ben kafama göre iş yapamam. Sadece ortaklaşma üzerine bir toplantı yaparım, o kadar. Anlaştık mı? Ya tamam abim, tamam ya. O bana yeter zaten. Bak var ya, bu herif bir kere toprağına bir zarar göreceğini duysun. Mızını mızını, düğünü müğünü, her şeyi ama her şeyi bırakır. Toprağının peşine düşer ya. Hı, sen ne diyorsun bu? Öyle bir şerefsiz bu. İyi, hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya baba, ben şu camiye gidip bir duyuru yapayım mı, herkes toplansın abi? Olur, ne diyeceğini biliyor musun? Biliyorum tabii canım, ne olacak? İyi, hadi bakalım. Hadi bakalım. Sayın Sakince Köyü sakinleri. Köyümüzde yapılacak toprak ortaklaşmasıyla ilgili kahvede bir toplantı yapılacaktır. Herkesin elindeki işi bırakıp kahveye gelmesi gerekiyor. Sonra ben duymadım, ne olacak benim halim demeyin. Hemen herkes elindeki işi bırakıp kahveye gelsin. Mehmet Susuzgil'in mutlaka özellikle gelmesi gerekiyor, şart. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi devrim şehirlerde olduğu gibi köylerde de büyük değişimler hedefliyor. Daha şimdiden toprak ağalarının arazilerine el koyduk. Bu arazilerde büyük çiftlikler kuruyoruz. Sizin gibi küçük toprak sahiplerini de ortak çiftliklere davet ediyoruz. Bu çiftlikler sizin topraklarınızın birleşiminden oluşturulacak. Yani topraklarınız birleşecek, birlikte ekip birlikte çalışacaksınız. Bu çiftlikler
sizin kendi aranızda seçtiğiniz yöneticiler ve o bölgelerde yetişecek ürünler konusunda uzman ziraat mühendisleri tarafından yönetilecek. Tohum, traktör, mazot, gübre, elektrik. Siz üretim için neye ihtiyaç duyuyorsanız devlet bütün bunları size verecek. Daha önemlisi, ürettiğiniz ürünler, ortak çiftlikte üretilmiş ürünler devlet tarafından satın alınacak. Yani daha önce olduğu gibi mallarınız tüccarlar tarafından ucuza kapatılmayacak. Böylece ürününüzü satamadığınızda zarar etme endişeniz ortadan kalkacak. Üretmek için borçlandırılmayacaksınız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sizlerin sorusu varsa seve seve cevap veririm. Abi Mehmet daha gelmemiş. Mehmet daha kim? Elif'in babası. İşte gelmemiş, gitmemiz lazım çabuk. Şimdi iyi güzel de benim anlamadığım neden herkesin eşit hissesi var bir kere. Misal Mehmet Ağa'nın 300 dönüm tarlası var. Tırtılasa'nın 13 bilemedin 15 dönüm bahçesi var. Şimdi biz bu çiftliklere girsek ikisi de aynı parayı alacak değil mi? Ha? Öyle mi? Abi hadi, hadi çabuk abi çabuk. Adam şimdi tarlada dur, yakaladık yakaladık hadi. Erhan, insanlar sorular soruyor. Benim bu sorulara cevap vermem lazım. Oho! Abicim sen niye işi yok şaşırıyorsun ya? Sen anlamadın ne ki? Şimdi bak Mehmet Ağa'nın 300 dönüm arazisi var. Arsası var diyorsun değil mi? Şimdi o arazi o herif nasıl etti? O toprağı nasıl aldı? He? Şimdi bak şimdi hepinizin borçları var değil mi? O bankalarda borçları vardı. Herif sizin o arsaları yok pahasına kapattı toprağınızı. Bu da yetmiyormuş gibi. Bir de çocuklarınızı ırgat etti kendine. Sen hala Mehmet Ağa'nın bayrağını sallıyorsun ya. Ne anlamadın ne senin? Hadi kalk ya. Kalk. Sorular bitmez bundan. Geç kaldık. Çok kalk bu için. Çabuk. Kalk. Ne oldu? Allah aşkına geç kaldık. Ya Erhan. Sonra hallederiz. Sonra hallederiz. Anlatacak. Abim size her şeyi anlatacak. Tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben sonra yine başka bir açıklama yapmak için size uğrayacağım. Şimdilik kusura bakmayın. Hayat Mehmet. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Erhan. Çabuk abi. Hadi. Ya niye söylemiyorsun kalkıp da? Tamam söyledim. Ya beni mi bekliyorsun? Hadi bak. Şurada duran susuz gibi mi? He o. İyi. Sen bekle burada. Öyle mi diyor? Öyle öyle. Tarla senin mi? Evet. Peki sen burada pişkin pişkin dikilirken bu insanlar senin tarlada niye çalışıyorlar? Sen kimsin be? Demek bu tarla senin. Evet dedik ya. Nah senin. Ne diyorsun sen be? Bu tarlalar artık senin değil. Onların. Eken onlar, biçen onlar, yiyen sen. Bitti Mehmet. Bitti.
Bundan sonra ya hep beraber gölgedeyiz ya hep beraber tarlanın içinde. Bundan sonra senin benim yok. Bundan sonra hep beraber çalışıp hep beraber yiyeceğiz. Bu tarla, bu toprak, bu ağaç, bu biçer döver. Hepimiz. Bu tarla ne kadar seninse o kadar da Erhan'ın. Boşu boşuna gaddarlık etme. Tarlanı, toprağını böldürmeyeceksin diye kızına yazık etme. Günaydın. Günaydın. Gürültüden uyuyamadın değil mi? Hı. Öğrenciler hükümete destek eylemi yapıyorlar yine. İyi halt ediyorlar. Pazar pazar sabahın körü millet uyurken. Öğlen oldu bile Aynur. Pek de erken değil. Kaç ki saat? Bire geliyor. Çay olmadı mı daha? Oldu da. Birazdan kapıya dayanır ev sahibi. Dayansın bakalım. Dayansın da ayarladın mı sen kirayı? Fikret'ten borç alacağım diyordun, aldın mı? Yok, almadım. Almadın da ne vereceğiz adama gelince? Hiçbir şey vermeyeceğiz. Nasıl yani bir şey vermeyeceğiz? Basbayağı. Bugüne kadar verdiklerimiz yeter. Delirdin mi sen? Delirdiğim falan yok. Ne peki? Hükümet kararname çıkardı. Artık kazancımızın yarısından fazlasını bir ev için birine ödemek zorunda değiliz. Ne bu ya? Herifin işi gücü yok, kapı kapı dolaşıp kira topluyor. Ne yapsın yani? Adamın evi bedava mı oturtsun bizi? Hepsi mi onun evi Aynur? Bir adamın nasıl 8 tane evi olur ya? 2 tane tuğlayı hayatında üst üste koymamış bir adamın nasıl 8 tane dairesi olur? Çalışırsan, uyanık olursan olur. Ben çalışmıyor muyum? Senin gibiler de bir öbür kira öder durur işte böyle. Ben çalışmıyor muyum dedim. Çalışıyorsun. Hatta çok çalışıyorsun. Ama bir işe yaramıyor işte. Kazancımın yarısından fazlasını bu adama kira diye ödersem yaramaz tabii. Bu ne ya? Ödemiyorum artık kimseye kira mira. Bu yaştan sonra bir de evsiz kalalım. Niye evsiz kalalım Aynur? Ya sen ne diyorsun Levent Allah aşkına? Adamın evini öyle löp diye konacağız öyle mi? Kimsenin evine konduğumuz falan yok. Bizim bir eve ihtiyacımız var. Burası da bir ev. Ve o adamda bundan 7 tane daha var. Ne yani? 7 tane evi var diye adamın evini mi gasp edelim? Bir şey gasp ettiğimiz falan yok. Bugüne kadar başımızdakiler hep onlardan yanaydı. Bugün bizim de ne halde olduğumuzu düşünen, bizim için bir şeyler yapanlar var. Komünistler. Evet, komünistler. Levent, aklını başına al ne olur. Bak bu kış gününde öyle hemen ev de bulamayız. Vallahi kalırız apaçık dışarıda bu yaşımızdan sonra. Bak gördün mü?
Sen de aynı şeyi söyledin işte. 35 senedir çalışıyoruz ve sokakta kalıp kalmamamız mal sahibinin iki dudağının arasında. İki Ece ya. Herif çıkın dese dışarıdayız. Bitti. Olur mu böyle şey Aynur? Bu senin içine siniyor mu ya? Adamın evi. İster çıkın der, ister girin der. Umalım da bu sefer kirayı geciktirdik diye çıkın demesin gerçekten. Ne umması ya? Ne umması? Ben artık bir şey ummuyorum. Ne bu ya? Ondan um, bundan um, mal sahibinden um, patrondan um. Ben artık hiçbir şeyi ummuyorum. Sen ödemedin, ben ödemedim, öteki ödemedi. Peki bu adam nasıl yaşayacak? Çalışacak. Bir kere çalışacak. Üretecek. Hayatında ilk defa belki ama üretecek. Sonra o da evsiz kalmayacak. Oturduğu evi altından çekip alan yok. İş garantisi de var. Bugüne kadar bunların hükümetleri bizim için hiçbir şey yapmadı. Ama bak bizimkiler ne onu evsiz bırakıyor ne beni. Oo, komünistler şimdi de bizimkiler oldu ha? Kim peki bizimkiler? Ya hayatımda ilk defa bir iktidarın bizim için bir şeyler yaptığını görüyorum. İki aydır metroya, otobüse bedava biniyorum. 12 yıldır ilk defa bu sayede sana adam gibi bir hediye alabildim. Hırkayı mı diyorsun? Evet. İçine çok mu dert oldu bana hiçbir şey alamamak? Oldu tabii. Sen bana ömrünü verdin. Güzelliğini, şefkatini verdin. Ben bu asalakları beslemekten sana hiçbir şey veremedim. Vallahi geldi adam Levent. Ne olur birkaç güne kadar ödeyeceğiz de. Deli deli konuşma. Sen merak etme. Selamın aleyküm. Ne vardı? Selam verdik ya. Aleyküm selam. Ne vardı? Ne vardısı var mı? Kirayı almaya geldim. Yok, yok kira. Ne kirası? Ne kirası olacak? Oturduğun evin kirası. Senin olan bitenlerden haberin yok galiba. Artık kira falan ödemiyorum. Nasıl ödemiyorsun? Ne olup biteni? Ne diyorsun sen ya? Ne diyorum? Bak şimdi ne dediğimi göstereyim sana. Madde 7. Herkes oturduğu evin sahibidir. İnsan sağlık ve onuruna uygun olmayan evlerde oturanlar bir yıl içerisinde yeni evlere taşınacaktır. Elektrik, su ve doğalgazda faturalı dönem sona ermiştir. Bu temel ihtiyaçlar ücretsiz olarak karşılanacaktır. Ne diyor? Herkes oturduğu evin sahibidir. Ben de bu evin sahibiyim. Ödemiyorum kira filan. Sen çok güveniyorsun o komünistlere ama sonunda çok pişman olacaksın. Ben sadece yıllardır sana kuzu kuzu kira ödediğim için pişmanım. Hadi şimdi, hadi bakalım. İyi, iyi. Siz kanın onlara. Bakalım sorunuz ne olacak? Bak nasıl attırıyorum seni evden. Elinden geleni ardına koyma. Bu evi size öylece bırakıp gideceğim mi sandınız? Görürsün sen. Gel ben sana bir kahve yapayım. Olur. Arkadaşlar, arkadaşlar, çalışmakta olduğunuz fabrika sosyalist hükümet tarafından kamulaştırılmıştır. Geçmişte onun için çalıştığınız patronun artık bu fabrika üzerinde hiçbir hakkı ve de yetkisi bulunmamaktadır. Fabrika ile ilgili bütün yetki artık halkın sosyalist iktidarında, yani sizdedir. Konuyla ilgili bu akşam bir bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Ve de herkesin katılması gerekmektedir. Hepinize kolay gelsin. Rıza Usta, ne dersin? Bunlar maaşları düşürürler mi? Akşama öğreniriz. Hadi sen işine bak şimdi, düşünme bunları. Hadi.
olmaz abi, ne olacak dersin? Bunlar yetkisizde falan dediler ya. Ne bileyim Suat, gidiyoruz işte, göreceğiz bakalım ne yetkisiymiş. Patronlara ne olacak abi? Allah Allah, kendinden geçtiğinde iş patronlara mı kaldı şimdi? Ya işten çıkarmalar falan olur mu dersin? Nihat abiler çok telaşlıydı bugün. Sadece sendikadaydı ya onlar eskiden. Merak etme, onlara hiçbir şey olmaz. Onlar her devirde adam. Geçiverirler öbür sendikaya. Abi beni işten çıkarırlarsa fena var ya. Tam da düğün öncesi. Zaten para pullarım. Vallahi Suat, bunlar bu dağıttıkları kağıtta işsizlik yasaklandı falan diyorlardı ama. Abi bunlar önce bizi işten çıkartıp sonra da işsizi diye hapse atmasınlar. Yok demenin dalı artık, yürü. Bugüne kadar günde 10 saat, 15 saat çalışıp durduk. Yine de ay sonunu getiremedik. Peki niçin çalıştık? Asla kullanamayacağımız arabaları, çocuklarımıza veremeyeceğimiz oyuncakları, sadece vitrinlerde görebildiğimiz kıyafetleri üretmek için. Biz ürettikçe patronlar daha da zenginleşti. Yeni makineler aldılar, fabrikalarını büyüttüler. Alınan her yeni makinede, fabrikada, açılan her yeni birimde bizim terimiz, bizim kanımız, çocuklarımızın çalınan geleceği vardı. Bugün burada ve ülkenin dört bir yanındaki binlerce fabrikada artık üretim patronlar için yapılmıyor. Fabrikaların devletleştirilmesi de bu demek. Devletleştirme fabrikaların gerçek sahiplerine, yani sizlere, üretenlere, işçi sınıfına devredilmesidir. Yani artık çalıştığınız fabrikanın sahibi sizlersiniz. Diğer tüm fabrikaların sahipleri de işçi kardeşlerimiz. Çalıştığımız fabrikalardaki makinalarda, ürettiğimiz mallarda hepimiz. Yine eskisi gibi çalışacağız yani. Tabii ki üretmeyi sürdüreceğiz. Çok çalışmayı sürdüreceğiz, terlemeyi sürdüreceğiz. Ama aradaki fark şu. Artık ürettiğimiz şeyler birilerinin zenginliğine zenginlik katmak için kullanılmayacak. Artık patronların çocukları Amerika'da okusun diye üretmeyeceğiz mesela. Yani onların fabrikalarında değil, kendi fabrikamızda çalışacağız. Onların çıkarları için değil, bizim gibi milyonlarca işçinin çıkarları için çalışacağız. Bu şu demek arkadaşlar. Bundan sonra ürettiğimiz şeylerin satışından elde edilen kar sadece ve sadece bizlerin çıkarları için kullanılacak. Daha makul çalışma saatleri için, işsizliğin azaltılması için, çocuklarımızın eğitim hakkı için, kaliteli sağlık hakkımız için, kendimizi geliştirmek için kullanacağız. Peki işten çıkarma ya da maaşlarda bir düşüş olacak mı? Hani üç çocukla ortada kalmayalım. Hayır. Bundan böyle çalan her vardiya zili sizin geleceğiniz, çocuklarınızın geleceği, işçi kardeşlerimizin geleceği için yapacağımız üretimin sembolü olacak. Artık işsiz kalmaktan korkmayın. Sosyalist iktidarın en büyük sorumluluklarından biri ülkemizdeki işsizliği silip atmaktır. İşsiz olmaktan korkmayın. Ay sonunu nasıl getireceğim, çocuğumu nasıl okutacağım diye düşünmeyin. Artık bu ülkenin ne kadar nimeti varsa onlar üretenlerin, yani sizlerindir. Bundan sonra fabrikalar da, okullar da, yollar da, ekmek de, kitap da, gördüğünüz ne varsa hepsi sizindir. Yaşasın sosyalist devrimimiz! Yaşasın sosyalist cumhuriyetimiz! Yaşasın sosyalist cumhuriyetimiz! Hayrola, bu ne hal? Fabrikayı devletleştiriyorlar. Nasıl yani? Fabrikaya el konuyor işte. Bundan sonra devlet işletecekmiş fabrikayı. İyi mi kötü mü? Bilmiyorum.
Kafam allak bullak oldu. En azından düzenli maaş alırsın. Öyle 3 ay maaş al. 2 ay bedava çalış olmaz. Bekleyip göreceğiz bakalım. Hı. Aslında eskisinden kötü olacağını ben de sanmıyorum. Öyleyse senin canını sıkan ne öyle dalgın dalgın bir hallerdesin? 20 yıldır önünden geçtiğim restorana ilk defa bugün girebildim. Gir. Çok üvedi bir evrak geldi komutanım. Ver bakalım neymiş şu üvedi evrak? Emredersiniz. Heyt be. İşte beklediğim buydu. Komutanım. 10 dakika sonra içtima var Yılmaz. Topla askerleri, geliyorum. Emredersiniz komutanım. Rahat! Hazır ol! Rahat! Hazır ol! Dikkat! Bölük 120 er, 4 subay, 6 as subayla emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Teşekkürler yüzbaşı. Sol. Bu emir herkese okunacak ve okunduğu imza altına alınacak. Emredersiniz komutanım. Afganistan Türk Görev Komutanlığı'na. Dur Levent. Emredersiniz komutanım. Sinan. Sinan Hacıoğlu, kahramanları sevmedik komutanım. Bu emri sen al oku bakalım komutanlarına ve arkadaşlarına. Emredersiniz. Ülkesinden uzakta askerlik görevini yerine getirmekte olan tüm askerlerimize duyurulur. 1. Ülkemizde bir devrim olmuş ve işçilerin halkın sosyalist iktidarı kurulmuştur. 2. Sosyalist iktidarımızın halkın büyük desteği ve arzusu neticesinde aldığı karar gereği NATO ve diğer tüm askeri ortaklıklardan çıkılmıştır. 3. Açık veya gizli anlaşmalarla ülke dışına gönderilen tüm askeri birlikler ivedilikle ülkeye geri döndürüleceklerdir. 4. Rütbe ve makam gözetmeksizin bütün askerler dönüş emrini derhal yerine getirecekler. 5. Askerlerimiz emrin yayınlandığı tarih itibariyle hiçbir NATO operasyon ve harekatlarına katılmayacaklardır. 6. NATO'nun veya ABD silahlı kuvvetlerinin bütün emir ve talimatları geçersiz olup yerine getiren komuta kademelerinin rütbeleri bir aslı tarafından sökülecek ve emir komutayı alacaktır. 7. Bütün birlikler ve askerler ülkeye dönüşten sonra silahlı kuvvetlerin yeni yapısında ve emir komutasında görevlendirileceklerdir. Gereğinin yerine getirilmesini rica ederiz. Halk Temsilcileri Meclisi Askeri Komite. Teşekkür ederim. Anlaşıldı mı Murat? Anlaşıldı komutanım. Anlaşıldı mı Recep? Anlaşıldı komutanım. Ne yapıyormuşuz Abdullah? Memlekete dönüyoruz komutanım. Aferin. Yüzbaşı. Emredin komutanım. Dönüş hazırlıklarına hemen başlıyoruz. Emredersiniz komutanım.
Sevgi? Sevgi? Kapıya bak bakalım kim gelmiş? Kafana. Çevirsene lan kafana. Çevirsene kafana. Çevirsene lan kafana. Bugün yapılan oturumunda ana dilde eğitim hakkına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Ana dilde eğitim hakkının halkçı eğitim sistemimiz içinde karşılık bulması için yapılan çalışmaların hızlandırıldığı, eski düzenin ayrımcı, inkarcı politikalarının kesin bir retine dayanan ana dilde eğitim ilkesinin kısa zamanda somut... İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi ve yazar Profesör Doktor Yıldırım Karakaş bugün akşam... Öğrencileri ve sevenleri Yıldırım Hoca'nın evin önünde toplanmaya devam ediyorlar. Evin önünü mumlar ve çiçeklerle dolduran sevenler. Görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak hazırlanan robot resim birkaç dakika önce basına dağıtıldı.
Aleykümselam. Reis sen misin? Ha iyi sağ olsun, oteldeyim, çıkacağım. Ya reis, bu valiz hala otelde ya, kimse gelip almadı bunu. Ya bunu benim götürmem sakat olmasın yani. İyi tamam. Tamam tabii. Sen de emanet ol. Hadi. Reis'in yanına götürmeye geldim. Ha. Nerede reis? Vallahi onu ben bilmiyorum. Onu arkadaşlara sor istersen. Tutun. Tutun. Adamı getirdik abi.
Yok mu böyle karanlık oda, tepemde sallanan lamba falan olayınız yok mu? Yok. Askı falan? Neden vurdun Yıldırım Hoca'yı? Ben kimseyi vurmadım. Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun? Dalacaksın mı? Korkayım mı senden? Ne bakıyorsun? Dal. Gel dal. Gel. Ne bakıyorsun? Bunlar evine girip vurduğun Yıldırım Hoca'nın yazdığı kitaplar. Tam 18 tane kitap yazmıştı hoca. Tamam, belki onun için vurmuşlardır senin o pek değerli hocan işte, yazdıkları yüzünden. Sen hocaya 2 tane kurşun sıktın. 18 tane kitap yazan adam öldü. 2 tane kurşun sıkan adam hayatta. Ben kimseyi vurmadım birader. Yanlış yeri zorluyorsunuz. Sen hayatında 18 tane kitap okudun mu acaba? Okumadım. Ne oldu? Kitap okumadım diye hapse mi atacaksınız beni? Bak birader. Ben kimseyi öldürmedim. Ama öldürenin eline sağlık. Demek ki vatanını seven Mert bir abimizmiş yani. İndirmiş herifi. Yıldırım Hoca ne yaptı da ülkesini ölmeyi hak etti ha? Sizin gibidir işte. Komünisttir yani. Tabii siz beş para etme sisteminizin çok uzun süreceğini zannediyorsunuz ama bu ülkenin vatansever, ülkesini seven çocuklar ölmedi daha yani. Gün gelir, sizin o çevirdiğiniz çarkı geri çevirmesini de bilirler yani. Ne mezunsun sen? Sana ne? Neden ilkokuldan sonra okumadın? Abi biz para mı vardı okuyalım? Gittik, it gibi çalıştık işte, ne var? Kardeşin var mı? Yok, yok. Kız kardeşin vurduğun Yıldırım Hoca'nın en iyi öğrencilerinden biriydi. Üstelik parti üyesiydi. Şimdi 2. üniversitesini okuyor. Sosyalizm sayesinde 2. üniversitesini okuyor. Sen ilkokulu zar zor bitirirken o sosyalizm sayesinde 2. üniversitesini okuyor. Meral şimdi ne kadar şaşıracak? Abisi için mi üzülsün? Yoksa abisinin öldürdüğü hocası için mi? Ben kimseyi öldürmedim. Öldürenin eline sağlık. Bak Muammer. Senin nefret ettiğin o sosyalistler çok sevdiğini iddia ettiğin bu ülkeyi Amerikan üstlerinden temizlediler. O sosyalistler bu ülkeyi NATO'nun uşak askeri olmaktan kurtardılar. Senin kan dökmeye can attığın o sosyalistler bu insanları patronların sömürüsünden kurtardılar. Onlara gün yüzü gösterdiler. Ülkeni sevmek böyle mi oluyor Muammer? Siz bu ülkenin sevgililerine kurşun sıkıyorsunuz.
Bu mu vatanperverlik Muammer? Ha? Ne istiyorsun peki? Hangi çarkı geri çevireceksin? Tekrar Amerika'nın uşağı mı olmak istiyorsun? Neden Amerika'ya uşaklık yapıyorsun Muammer ha? Neden? İnsanlar hastane kapılarında yeniden ölsün mü istiyorsun? 14-15 saat çalışsınlar mı istiyorsun? Bu mu ülke sevgisi Muammer? Bu mu ülke sevgisi? Kimileri işkembelerini tıka basa doldururken kimileri açlıktan ölsün mü istiyorsun? Ha? Kimileri konaklarda yaşarken bizim çocuklarımız barakalardan büyüsün istiyorsun? Söyle Muammer, ne istiyorsun? Söyle! Bak Muammer. Şimdi sana bu kağıtla bu kalemi bırakacağım. Sen de bana sana bu işi yaptıranların, sana o tetiği çektirenlerin, o bavulu taşıtanların, kız kardeşinin hocasını öldürenlerin isimlerini vereceksin. Vereceksin ki bu ülke tekrar mezarlığa dönmesin. 10 numara yalancısın abiciğim. Bravo. Benim kız kardeşimin böyle örgütlen falan bir işi yok. Muammer. Sana o tetiği çektirenleri koruyacağını bir kere de kardeşini korumayı düşün sen. Şimdi eğer bu formda yazılan doğruysa bence siz bunu koruyun. Çünkü ben bu pislik yerden kurtulduğum zaman yapacağım ilk iş anla bu. Abi saat 7 getirmem lazım. Ver. Ne bu? Yemeğin. Afiyet olsun. Bir şey soracağım. Kahvaltı kaçta? 8'de. Sayın izleyenler, iyi akşamlar. Siyaset günlüğünün bu akşam yine çok değerli bir konuğu var. Yeni kurulan devrim hükümetinin en genç üyelerinden Eğitim Bakanı Gamze Koşar. Sayın Bakan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben hiç vakit kaybetmeden gündemdeki önemli bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Devrim hükümetinin gündemindeki en önemli icraatlarından biri eğitimin tamamen parasızlaştırılması gibi görünüyor. Buna karşın parası eğitim politikasına itiraz edenler de var. Bu itirazlarda deniyor ki
devrim hükümeti parası eğitim icraatı ile insanların seçme hakkını elinden aldığı gibi geçmişteki pek çok olanaktan da mahrum bırakmıştır. Sayın Bakan, siz bu eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, bizim bazı insanlardan bir takım şans ve imkanları aldığımız kesinlikle doğru bir tespit. Biz özel okul ve dershane sahiplerinin elinden halkı ve öğrencileri soyabilme imkanını aldık. Biz bazılarının elinden sadece paraya ve servete sahip olduğu için okuyabilme ayrıcalığını aldık. Ve parası olmadığı için okuyamayan öğrencilerden okuyamama ve işsiz kalma imkanını aldık. Ben halkın bu imkanları, yani aidat ve kayıt parası ödeme imkanı gibi ya da kazancının çoğunu çocuğu okula gitsin diye dershaneye verme imkanı gibi. Üstelik bütün bu dertlerin, zorlukların yanında gerçek, çağdaş ve bilimsel bir eğitim almamak gibi imkanları geri istediğinizi zannetmiyorum. Sizin bahsettiğiniz şey aslında bir takım zümrelerin, geçmişte servetlerin onlara kattığı bir takım ayrıcalıkları terk etmek istememesinden ibarettir. Ve bu bizim için tartışması ya da pazarla yapılacak bir konu değildir. Bizim her fırsatta açıkça belirttiğimiz gibi, yakın zamanda kalan özel okullar da kamulaştırılacak ve paralı eğitime tamamen son verilecektir.
Baştaki iktidar sizin. İktidarınıza sahip çıkın. Paranın saltanatına son veriyoruz. Paralı eğitimi, paralı sağlığı, tarihi çöpüne gönderiyoruz. İktidar, doğal aldıkları her şeyi, okullarımızı, hastalarımızı, Buyurun, hayırdır? Sizin faturalar geliyor mu? Tövbe estağfurullah be. Gecenin bu saatinde. Kolay gelsin. Bir şey soracaktım. Buyur teyzeciğim. Benim faturalarım gelmiyor bir süredir. Gelmeyecek. Artık fatura göndermiyoruz. Nasıl gelmeyecek? Neden göndermiyorsunuz benim faturalarımı? Kimseye göndermiyoruz teyzeciğim. Artık elektrikte, suda, doğalgazda ücretsiz. Artık fatura gelmeyecek mi? Gelmeyecek. Sen de buraya gelip ödemeyle uğraşmayacaksın. Ne yapacağım ben şimdi?
için hep beraber yürümeye çağırıyor. Çocuklarımızın geleceği için ormanlarımız, sularımız, toprağımız ve ekmeğimiz için devrimin yükselen sesine kulak verin. Patronlara, emperyalistlere, faşizme karşı mücadele devam ediyor. Emekçiler komitelerde örgütlenerek mücadeleye devam ediyorlar. Kavga devam ediyor. Bu ülke gerçek sahiplerinin, emekçilerin, üretenlerin ülkesi olana dek mücadele devam edecek.
Yoldaş! Selamun aleyküm. Yoldaşlar ne oluyor burada yahu? Kapatıyorlar abi. Kapatıyorlar mı? Ne olur? Ne olacak yerine bunu? Ben bilmiyorum ama halk evi olacak. Ah çok güzel olur. Çok güzel. Nereye böyle? Dişçiye gidiyorum, dişçiye. Öğleden sonra geleceğim. Hadi bakalım. Oo gençler, kolay gelsin. Sağ ol abi. Yaşasın işçi köylü iktidarı. Çok güzel, çok güzel. Ne yapıyorsunuz siz burada? Servis bekliyoruz. Karakola gideceğiz. Nedir bu suratlar böyle? Nemrut gibi. Biraz gülümseyin ya. Rapor ederim ha bak. Kusura bakmayın rapor ederim. Biraz gül. Gül bakayım. Mayın, düzenli gelin lütfen. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Ben dişlerimi gösterecektim. Tamam, kimliğinizi alayım lütfen. Kimlik? Tamam, siz ikinci kata çıkın. Ben şimdi kaydınızı yapıyorum. Onlar arkadaşlarımız çağıracaklar. Ya çağırmazlarsa? Merak etmeyin, çağırırlar. Ya tamam da... Yani mesela ya çağırmazlarsa? O zaman yanıma gelin çağırmazlarsa ama mutlaka çağıracaklardır. Çağıracak. Buradayım. Buyurun, doktor sizi bekliyor. Merhaba. Merhaba. Otur şöyle. Şuraya mı? Evet. Nedir şikayetin? Dişlerim. Ne olmuş dişlerine? Ağrıyor. Ne kadar zamandır? 30 yıldır ağrıyor. Niye gelmedin o kadar zaman? Geldim ya işte. 30 senedir ağrıyor diyorsun. 30 senedir niye gelmedin diyorum. Bir kere daha geldim. Hatta dolgu yaptılar. E'si... Parasını ödeyemeyince dolguları söktüler. Bir bakalım ne durumdasın? Doktor bey, ben bu diş macunu reklamlarına bayılırım. Devamlı izlerim yani. Böyle inci gibi dişlerim olsun isterim. Öyle bir sırıtayım ki böyle bembeyaz gülümseyim isterim yani. Bir kere kullansaydın o macunu. Doktor bey... Biz kıçımıza don alamıyorduk devrimden önce. Nereden diş fırçası, diş macunu alacağız? Allah'tan devrim oldu da geldim işte bak. Bundan sonra söz sana 6 ayda bir geleceğim diş muayenesine. Çok sevindim.
Aç ağzını. Aç aç, biraz daha aç. Ne durum yani? Sen devrimi falan boş ver. İşin uzun. Sana bir ilaç yazacağım. 15 gün sonra da gelirsin, röntgenini çekeriz, bir daha bakarız. Doktor. Ben 59 yaşındayım. 30 senelik de işçiyim. Daha kaç sene yaşayacağım? Bak şu dişime, tamir et gideyim. Hem dışarıda hasta haklarını da okudum. Sonra sen öyle boş ver devrimi falan diyorsun. Rapor ederim seni ha. Sen çok aldanma sağda solda yazanlara. Doktor, ben doktorumu değiştirmek istiyorum. Tamam hadi git başka doktora, git. Hayır, ben burada kalıyorum, sen gidiyorsun. Birader sen bela mısın? Hastayım. Neşet Bey, diğer doktor 5 dakikaya yanınızda olacak. Şöyle. Şimdi devrim olduğuna daha çok inanmaya başladım. Yapma.